Mercedes AMG ve gümüş oklar. İnsanın hakkına hemen rekabeti, en üst seviyede yarışmayı, bol bol beygir gücünü ve adrenalini getiren kavramlar. Sokrates ekranlarındaki bu yeni serimizde Mercedes AMG'nin tarihçesine, Mercedes'in 130 yıla varan otomobil sporları macerasına ve bu maceradaki önemli yıllara, önemli olaylara birlikte göz atacağız. Kısacası beygir gücü bol bu yeni serimize hepiniz hoş geldiniz. Dünya çapında 170 bin çalışanı bulunan, her sene yaklaşık 2,5 milyon otomobil satan, 150 milyar avro civarında ciro yapan otomobil dünyasının en prestijli markalarından birisi. Mercedes'in 130 yıla varan tarihçesinde otomobil sporları elbette çok önemli bir yer tutuyor. Aslında bu hikayenin başlangıcıyla yarış hikayesinin başlangıcı birbiriyle oldukça örtüşüyor. Carl Benz 1879'da iki zamanlı tek silindirli bir benzinli motoru geliştirdiğinde aslında dünyada atların çekmediği bir araçla ilgili en önemli adımlardan birisini atmıştı. Ve atlara ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebilen otomobil kavramı içinde çok büyük bir adım atmıştı. Karl Benz'in 1886'da patentini aldığı dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otomobili 3 tekerleğe 0.75 beygir gücüne sahipti ve saatte 16 kilometre kadar bir sürat yapabiliyordu. Aslında bu otomobili süren ilk kişi ise Karl Benz değil, tam tersine onun eşi Bertha Benz. Böyle de ilginç bir hikayesi var Mercedes'in tarihçesinde otomobilin ilk kullanımı ile ilgili. Carl Benz otomobili tasarlayıp üretmesine rağmen henüz yola çıkmaya hazır olmadığını düşündüğü için aslında garajda bir yerde tutuyor. Ve bir gün eşi Bertha Benz otomobili garajdan çıkartıyor, yola çıkıyor ve dünya tarihinin bilinen ilk otomobil sürüşünü bir hanfendi bir kadın gerçekleştiriyor. Ben de tabii ki bir kız babası olarak, kadınların gücüne sonuna kadar inanan birisi olarak bu hikayeyi sizlerle paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Aslında Mercedes'in yarış aktiviteleri firmanın tarihçesiyle neredeyse birlikte başlıyor. Otomobil yarışlarının başladığı ilk gün Mercedes aslında Fist'te yerini almış vaziyette. 1894'te Fransa'daki Le Petit Journal gazetesinin düzenlediği dünyanın bilinen ilk otomobil yarışı Paris Rouen yarışının kayıt listesinde bir Benz otomobilin yanı sıra benzin motorlu Daimler'e ait toplam 11 tane otomobil var. Yani aslında bugünkü moda tabirle tarihin ilk otomobil yarışında gridin neredeyse yarısında Mercedes Benz'e atfedebileceğimiz otomobiller mevcut. O yıllarda bir yandan Benz, diğer yandan şirketin gelecekteki ortaklarından Götlip Daimler kendi otomobillerini üretiyor. Henüz bugün bildiğiniz Mercedes Benz importörlüğü kurulmamış vaziyette. O zamanların önemli girişimcilerinden Emir Jelinek, Daimler'in oğullarının geliştirdiği otomobilleri, aslında belki de atsız arabalar olarak adlandırabileceğimiz otomobilleri, kendi kızı Mercedes'in adını vererek pazarlamaya başlıyor. Ve Daimler AMG ile Mercedes markasını 1901'de tescil ettiriyor. Mercedes'in otomobil sporları macerasının çok erken başladığını söyledik. 1902'de Mercedes Simplex adı altında Daimler'in aslında belki de dünya tarihinde yarışlara katılmak için üretilen ilk otomobili ürettiğini görüyoruz. O zamanki otomobiller çoğunlukla aslında atsız at arabalarına benziyor. Ama burada Daimler AMG bir farkını ortaya koyuyor ve o zamanki otomobillere göre çok daha alçak gerçekten performans bazlı bir otomobili üretiyor. Bugünkü formüllerin atası olarak adlandırabileceğimiz 1906'da Fransa'da Le Mans'da düzenlenen ilk Grand Prix yarışında, tarihin ilk büyük ödül yarışında da tam 3 tane Mercedes'in start aldığını görüyoruz. Yani günümüzdeki Mercedes benzin öncüleri aslında ilk günlerden bu yana yarışmaya başlıyorlar. 1909'a geldiğimizde Paul Daimler ve Adolf Daimler babalarının mirasını devam ettirirken aslında kendilerine 1872'de babalarını gönderdiği bir kartpostaldaki evin işaretlendiği üç köşeli yıldızı marka logosu olarak tescil ettiriyor. Ve bugün dünyada neredeyse herkesin tanıdığı o meşhur Mercedes'in amblemi de bu şekilde tescil ettirilmiş oluyor. Öte yandan hikayenin diğer ortaklarına Carl Benz'in geliştirdiği Gagalı Kuş olarak adlandırılan otomobil 1911'de tam 228 km bölü saat hıza ulaşıyor. O an için dünyadaki en hızlı otomobil bu. Tabii 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlıyor bildiğiniz gibi. Ve e, bu arada o sene halen yarış aktivitelerini sürdüren Mercedes 35 beygirlik bir otomobille zamanın Fransa Grand Prix'sini ilk 3 sırada bitiriyor. Biraz daha filmi zamanımıza doğru yaklaştırırsak 1926'da bugünkü imparatorluğun temelleri aslında atılmış oluyor. Karl Benz, Daimler, Wilhelm Maybach ve aslında Mercedes isminin belki de babası olan Emil Jellinek bir araya geliyor ve Mercedes Benz imparatorluğunu resmi olarak kuruyorlar. Ama söylediğim gibi firmanın köklerinin başladığı günden bu yana otomobil sporları Mercedes markası için çok büyük bir önem taşıyor. Markanın biraz hikayesi anlattık ama biz isterseniz bizi daha çok ilgilendiren belki de yarış pistlerine doğru uzanalım. 1930'larda Daimler-Benz özellikle zamanın trendi olan e, otomobil sporlarının belki de o anki en önemli branşlarından birisi olan tırmanma yarışlarında ve Grand Prix adı altında koşulan büyük ödül yarışlarında gerçekten zirveye oynuyor ve çoğunlukla Alman rakibi Auto Union ve Alfa Romeo'ya karşı bir çekişme halindeler. O yıllarda geleneksel olarak aslında otomobiller geldikleri ülkelerin renklerine boyanarak yarışıyor. Örneğin Fransız otomobilleri mavi çoğunlukla, İngiliz otomobilleri yeşil, İtalyan otomobilleri kırmızı, Alman otomobilleri ise beyaz renkte yarışıyor çoğunlukla. Gümüş okların bizim serimize adını veren aslında otomobil sporu dünyasının heyecanlı tarihlerinden birisi olan Gümüş okların hikayesi de Tam da burada başlıyor anlatılan notlara baktığımızda. 1934 yılındaki Eiffel Grand Prix'sine, Almanya'daki aslında o zamanki Formula 1 yarışına uzanıyoruz. O seneki formülde otomobillerin maksimum 750 kilo olması isteniyor. Çünkü otomobiller o zamanlar büyük, ağır, motorlar çok büyük silindir hacmine sahip. Onun için otomobillerin hızını belli bir seviyede tutmak için aslında otomobillere bir maksimum ağırlık limiti konuyor. Günümüzde Formula 1'de tam tersi biliyorsunuz bir minimum ağırlık limiti var. Dolayısıyla bu 750 kilodan daha ağır olan otomobiller e, yarışa alınmıyor. Hikayede tam olarak burada Mercedes'in o zamanki efsanevi takım yöneticisi Alfred Neubayer'in anılarına dayanıyor. Neubayer'in emekli olduktan sonra yazdığı kitapta anlattığına göre Mercedes'in o sene için geliştirdiği yeni modeli W25 otomobil spor dünyasının efsanevi modellerinden bir tanesi. 3400 cc 8 silindirli süper şarjlı Yaklaşık 300 beygirlik bir motora sahip gerçekten muazzam bir otomobil zaman teknolojisini düşündüğümüzde ve her tekerlekte bağımsız bir süspansiyon var bu otomobil için e, tasarlanmış vaziyette. Motor önde, vites kutusu arka tarafta. Ama otomobil Noybair'in kitabına bakılırsa olması gerekenden biraz fazla ağır. Dolayısıyla 1934'teki Nürburgring'teki e, yarışa gelindiğinde otomobil tartıya çıktığında görevliler tarafından ölçüldüğünde bir kilo ağır çıkıyor hikayeye göre. Mercedes takımı da gece boyunca otomobil üzerindeki o Alman yarış otomobillerinin o zamanki simgesi beyaz rengi kazıyorlar ve otomobili aslında çıplak alüminyum rengiyle ertesi gün tekrar kontrole sokuyorlar ve bu otomobil teknik kontrolden geçiyor. Devamında da yarışı kazandığı için Alman basını otomobilleri hızına da aslında bir atıfta bulunarak gümüş oklara benzetiyor. Dolayısıyla aslında gümüş oklar kavramının olası çıkış hikayesi aynen böyle. Ama bu hikayenin doğruluğu halen tartışılıyor. Kayıtlara bakılırsa Mercedes'in 1932'de e, W25'ten bir önceki yarış otomobili diyebileceğimiz SSK modeliyle e, ve gümüş rengiyle yarışlara katıldığına dair raporlarda var. Aslında hikaye 32 veya 34 hangi versiyon doğru olursa olsun gümüş okların 1930'larda doğan bir kavramı olduğunu anlayabiliyoruz. Savaş dönemine kadar Mercedes o zamanın Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın yerine belki de e, koyabileceğimiz Avrupa Şampiyonası yarışlarında, Grand Prix yani büyük ödül yarışlarında önemli başarılar kazanıyor. Hem yarışlar kazanıyor hem de Rudolf Caracciola üzerinden gelen Avrupa Şampiyonlukları da var. Tabi savaş döneminde dünyadaki çoğu yerde olduğu gibi yarış aktiviteleri de sekteye uğruyor. Fakat savaş sonrasında biliyorsunuz 1950 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın başlangıç yılı. 50'lerin başlangıcından itibaren Mercedes tekrar otomobil sporlarının büyüsüne kapılarak yarışlara girmek üzere girişimlerde bulunuyor. Ve e, W196 gerçekten tarihin en güzel otomobillerinden bir tanesi bana kalırsa. W196 ile 1954'te sezon ortasında Formula 1 Dünya Şampiyonası'na girmeye karar veriyorlar. Ve o zamanın en büyük ismi, en büyük yıldızı hatta Formula 1 tarihinin en büyük isimlerinden birisi Maestro Juan Manuel Fangio'da Mercedes'in şampiyonaya katılmasının ardından takıma transfer oluyor. Hemen Grand Prix galibiyetleri bu güzel ve hızlı otomobille Maestro'nun birleşimi sayesinde zaferler gelmeye başlıyor. Sonraki sezon Fangio'nun 54 yılında bir dünya şampiyonluğu var. Yani yarım sezon Mercedes'te geçirdikten sonra 1955'e geldiğimizde ise muazzam bir Mercedes kadrosu var. Bir tarafta son şampiyon Fangio ve onun takım arkadaşı o zamanın genç yeteneği Sterling Moss. Bu iki efsanevi isim katıldıkları 9 Grand Prix'nin 6'sını kazanıyorlar ve Mercedes de sezonu şampiyonlukla noktalıyor. O zamanlar markalar şampiyonluğu yok. Fangio'nun bir şampiyonluğu olduğunu görüyoruz. Fakat 1955'te Loman 24 saat yarışında yaşanan çok üzücü, çok büyük kazanın ardından Mercedes aslında neredeyse 40 sene boyunca otomobil sporlarından marka olarak, fabrika takımı olarak çekiliyor. Elbette hikayeyi 1800'lerin sonlarından 1950'lere kadar getirdiğimizde, Stirling Moss'tan bahsettiğimizde o zamanın en özel hatta otomobil tarihinin en güzel otomobillerinden bahsetmeden de geçmeyelim. Stirling Moss'un uzun yıllar boyunca yarıştığı 300 SLR ve 300 SL modellerini size kısaca anlatmak istiyorum. 300 SLR aslında Formula 1'de yarışan W196S kollu otomobilden geliştirilen iki koltuklu 300 beygir gücünde, enjeksiyonlu, o zamanın çok önemli bir teknolojisi. Yani büyük bir yenilik aslında öyle söyleyeyim. 3 litre düz 8 silindirli bir motora sahip muazzam bir otomobil. SLR'ın açılımı ise Almanca'daki süper, hafif ve yarış amaçlı e, tabirlerin bir araya gelmesinden oluşuyor. Aslında e, Formula 1 değil ama 24 saat yol yarışları, Targa Floro gibi yarışlara katılmak için hazırlanan bu otomobil. Sterling Moss'un ellerinde zaferden zafere koşuyor ve... Stirling Moss, ki Formula 1 tarihinin gerçek efsanelerinden birisidir hakikaten. Sir, e, hayatı boyunca kullandığı en muhteşem yarış otomobili olduğunu söylüyor ve bu otomobilin gerçekten inanılmaz bir makine olduğunu altını çiziyor uzun yıllar boyunca. Bu arada bu otomobilden sadece 9 tane üretilen e, 1955 model 300 SLR Uhlenhard Coupe 2022'de bir müzayedede 135 milyon avroya satıldı. Yani 3 milyar 900 milyon TL yaklaşık olarak konuşursak. Dolayısıyla tarihin en güzel otomobillerinden birisi olması dışında tarihin en pahalı otomobillerinden de birisinden bahsediyoruz. Tabii SL'lardan bahsetmişken onun kardeşi SL'den de yine bahsedelim. 300 SL yine Formula 1'den belki de yola çıkılarak geliştirilmiş olan olağanüstü güzellikli bir otomobil. İnsanlığın belki de ürettiği en güzel otomobillerden bir tanesi. Özellikle martı kanat versiyonu ki benle beraber bir modelini görüyorsunuz şu anda. Hakikaten insanı büyüleyen bir tasarıma sahip. Otomobil 1954'ten 57'ye kadar martı kanatlı en meşhur versiyonuyla 57'den 63'e kadar ise Roadster olarak üretildi. Mekanik direkt bir enjeksiyona sahip bu otomobil. Üstten egzentrikli, düz 6 silindirli ve 3 litre bir motorla aslında sahneye çıkıyor. Ve 263 kilometre sürat ulaşıyor. 1950'lere döndüğümüzde aslında 300 SL o zamanın seri üretim dünyadaki en hızlı otomobili. Hakikaten çok büyük bir sürat 1950'lerin standartlarını düşündüğümüzde. Öte yandan tabii SL aslında yine Almanca'daki süper hafif tabirinden gelen bir markalama ve ikonik martı kanat şeklindeki yukarı doğru açılan kapıları yenilikçi bir tüy siklet tübüler şasisiyle otomobil dünyası için o yıllara döndüğümüzde çok büyük yenilikleri barındıran hakikaten muazzam bir otomobil. Bugüne kadar esnanesi süren aslında iki kardeş otomobilden 300 SL ve 300 SL'den belki böyle kısaca bahsetmiş olabiliyoruz. Mercedes'in Gümüş Gümüşokların zaferlerle dolu, muazzam yeniliklerle dolu tarihi gerçekten çok uzun ve çok zengin. Onun için aslında bu programı saatlerce yapsak Mercedes efsanesini ve bu Mercedes'in yarışlarda başardıklarını ya da otomobil dünyasına kattıkları yarışlar vasıtası yenilikleri anlatmak yine de yetmeyebilir. Onun için de biz de önümüzdeki bölümlerde Mercedes'in bu uzun macerasındaki otomobil sporlarının önemli noktalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün aslında 1800'lerin sonlarından, markanın kuruluşundan 1950'lere kadar olan dönemi kısaca beraber görmüş olduk. İkinci bölümde gerçekten beni çok heyecanlandıran, çok özel bir yarış ve çok özel bir otomobili size anlatmaya çalışacağım. Bir hafta kadar beklemeniz lazım. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Yumuşakların ilk bölümünün ardından diğer bölümlerde keyifle sizlerle birlikte olacağız.